Selam. Bugün 11 Nisan 2023. Bu videoda bazı Müslümanlar tarafından yokmuş gibi davranılan bir ayet grubuna Huruf-u Mukatta'lara değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Kur'an'da bazı sureler Yasin gibi, Elif Lam Mim gibi harflerle başlıyorlar ve bu harflerin ne anlama geldiği konusunda bir mutabakat yok. Evet, Kur'an okurken herkes bu harfleri seslendiriyor. <laughs> Çevirmenler meallerine bu harfleri yansıtıyorlar. Hatta bu harflerle ilgili açıklamalar da yapıyorlar. Bunlar Rabbimizin vahiy gelirken muhatabı uyarmak üzere kullandığı bir teknik olabilir. Konuyu çok iyi bilenler işte bu bir dikkat çekme eylemidir diyorlar. Bunlar uzun cümlelerin kısaltılmışı da olabilir. Ama öteki yandan nun balinanın adıymış. Ama bu harflerle ilgili bir gerçeğin görmezden gelindiğini düşünüyorum. Bu harfler bence Kur'an'daki matematiksel bir sistemi işaret ediyorlar. Ancak buna dair pek çok açıklama olmasına rağmen Müslümanların ezici bir çoğunluğu bu olguları görmezden geliyorlar veya reddediyorlar gerçekten anlaşılması güç bir durum. Bakın hangi somut kanıtlar görmezden geliniyor birkaç örnek üzerinden inceleyelim. Mesela 50. sure Kaf hurufu mukattası ile, kaf başlangıç harfi ile başlıyor ekrana yansıtıyorum. Bu surede toplam 57 kaf harfi var. Toplam 45 ayetten oluştuğu ve elimizdeki musaflara göre 3 sayfalık bir ayet olduğu için kontrol etmeniz son derece kolay. Evet bu surede 57 kaf harfi var ve 57 19'a kalansız bölünen bir sayı. 19 çarpı 3 57. Burada iki şey bana bunun bir tesadüf olmadığını, kaf harflerinin sayısının özellikle 57 olacak şekilde düzenlendiğini düşündürüyor. Bunlardan ilki surenin 13. ayetinde geçen i̇hvan Lut ibaresi yani Lut'un kardeşleri ibaresi. Kur'an okumuşsanız bilirsiniz, Kur'an'da diğer her yerde kavmi Lut, Lut kavmi olarak geçen bu ibare, bu surenin bu ayetinde ihvanı Lut olarak geçmektedir. Şayet burada da diğer ayetlerde olduğu gibi, diğer yerlerde olduğu gibi, Kavmülut şeklinde geçseydi kaf harflerinin sayısı 57 değil 58 olacaktı. Ama ihvanulut kullanımıyla kaf harflerinin sayısı 57'de kalmış oluyor. Sanki bakın kaf harflerinin sayısını kasten 57 yaptım ve bunu kasten yaptığını göstermek için de bariz şekilde görebileceğiniz bir işaret bıraktım denilmiş gibi ben öyle hissediyorum. Ayrıca 57 sayısının özellikle seçildiğine dair ikinci delili kaf huruf mukattasının kullanıldığı diğer surede 42. surede görüyoruz. Bakın 42. surenin birinci ayeti ha mim. İkinci ayeti ise ayn sin kaf şeklinde. Burada da kaf harfi geçiyor. Ve yine ekrana yansıtıyorum. 53 ayetten ve elimizdeki musaflara göre 6 sayfadan oluşan bu surede 42. suredeki kaf harflerinin sayısı da tam olarak 57. Buna tesadüf diyecek olanlar bence biraz düşünsünler. Şunu biliyoruz ki metinlerdeki harf sayılarının oranı rastgele değildir. Dillerde belli bir harflerin kullanma sıklığı vardır. Mesela Türkçe bir metin aldık diyelim. A harfinin diğer harflere oranı 3 aşağı 5 yukarı bellidir. İşte B harfinin, C harfinin, yumuşak G harfinin diğer harflere oranı 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Şimdi ben ekrana verileri yansıtıyorum. 42. sure 864 sözcük ve 3584 harften oluşuyormuş. Öte yandan 50. sure yani kaf harfiyle başlayan diğer sure olan 50. sure 377 sözcük ve 1506 harften oluşuyordu. Yani 42. sure 50. sureden 2 kat daha uzun. Hem sözcük olarak da baksanız, kelime sayısı olarak da baksanız, hem harf sayısı olarak da baksanız 2 kat daha fazla. O halde normalde 42. surede 50. sureye kıyasla yaklaşık 2 kat daha fazla kaf harfi olması beklenirdi ama değil. Her iki surede de tam olarak 57 tane kaf harfi geçiyor. Bakın kaf harflerinin sayısını kasten 57 yapmak istedim ve bunu kasten yaptığını görmenizi istedim denilmiş gibi. Bu arada şunu da hatırlatalım. 57 kaf harfi 42. surede 57 kaf harfi 50. surede toplam 114 tane kaf harfi yapıyor ve Kur'an'daki sure sayısı da 114. Bunu da bir not olarak hatırlatmış olayım. Tabi herhangi bir şeyle ilgili matematiksel açıklama getirmenin bazı güzel tarafları da var. Mesela çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Getirmiş olduğumuz açıklamanın doğru olup olmadığını daha rahat test edebiliyoruz. Mesela ne demiştik? 42. surenin 2. ayeti Ayn, Sin, Kaf hurufu mukattalarıyla. Bu başlangıç harfleriyle başlıyor demiştik. Şayet sure başlarındaki bu başlangıç harfleri Kur'an'daki matematiksel sistemle ilişkili ise bu harflerde de Ayn, Sin, Kaf harflerinde de benzer bir örüntüyü görmemiz beklenir. E zaten görüyoruz da. Nitekim 42. surede geçen Ayn, Sin ve Kaf harflerinin toplamı da 19'a kalansız bölünen bir, bir sayı. Yine 42. surenin ilk ayeti ha mim. Bu da ha ve mim şeklinde iki başlangıç harfiyle başlıyor. Şayet işte bu harfler Kur'an'da var olan matematiksel sistemle ilgili ise bu harflerde de benzer bir örüntü görmemiz beklenir. E zaten bunu da görüyoruz. Bakın onu da göstereyim. Kur'an'da toplam 7 sure, 40. sure ile 46. sure arasındaki 7 sure ha ve mim hurufu mukattasıyla başlıyor. İşte 40. surenin ilk ayeti ha mim. 41. surenin ilk ayeti Hamim ile başlıyor. 42. surenin ilk ayeti Hamim, ikinci ayeti Aynsin Kaf. 43. sure, 44, 45 ve 46. surenin ilk ayetleri Ha ve Mim ile başlıyor. Ve bu 7 suredeki Ha ve Mim harflerinin toplamı da 19'un tam katı. Ayrıca farkındaysanız 42. surede diğer surelerde görmediğimiz bir özellik görüyoruz. İşte 42. surenin ilk ayeti hamim ama ikinci ayeti de aynısın kaf şeklinde. 42. sureyi bir bölüm noktası olarak düşünürsek yani iki ayrı tablo olarak düşünürsek bu sureleri 40, 41 ve 42. surelerdeki hamim harflerinin toplamı da 19'a kalansız bölünüyor. 43, 44, 45 ve 46. surelerdeki hamim harflerinin toplamı da 19'a kalansız bölünüyor. Videoyu daha fazla örneğe boğmak istemiyorum. Gelin şimdiye kadar gördüğümüz örüntüler hakkında biraz konuşalım. Öncelikle bu örüntülere tesadüf denebilir mi? Bu konuda takdiri vicdanınıza bırakıyorum ama ben kendi adıma bu kadar çok şeyin üst üste gelmesi tesadüf olamaz diyorum ve belli ki bu özellikle yapılmış bir şey kanaatindeyim. Sonra evet bu bir yönüyle bütün insanları ilgilendirme potansiyeli olan bir konu ama ben bu videoda özellikle mümin arkadaşlara hitap etmek istiyorum. Şayet siz de Müslümanların ezici çoğunluğu gibi Kur'an'daki bu tür matematiksel örüntüleri görmezden geliyorsanız bence biraz daha düşünün çünkü görmezden geldiğiniz şey Allah'ın ayetleri olabilir. Şayet görmezden gelmekte yetinmiyor. Bir de bunlara itiraz ediyorsanız, yok böyle bir şey diyorsanız, böyle bir şeyin olmadığını kanıtlamak için, göstermek için çaba sarf ediyorsanız, bence daha da fazla düşünün. Çünkü uğraştığınız şey, mücadele ettiğiniz şey Allah'ın ayetleri olabilir ve istemeden de olsa, farkında olmadan da olsa Allah'ın ayetlerini örtüyor, Allah'ın ayetlerini karartıyor olabilirsiniz. Bu nedenle biraz daha düşünmenizi tavsiye ediyorum. Öte yandan Kur'an'daki başlangıç harfleriyle ilgili getirmiş olduğumuz bu açıklamaya gelen bence makul sorular ve itirazlar da var ve bunların ciddi bir şekilde ele alınması, yanıtlanması gerekiyor. Ancak maalesef şimdiye dek bu sorular bence hak ettiği şekilde cevaplanmamış. Benim kanaatim böyle. Evet, buna bir mazeret bulabiliriz diyebiliriz ki ya zaten bu sistemi kabul eden bir avuç insanız. E, enerjimiz sınırlı, yapabileceklerimiz sınırlı, zamanımız sınırlı bu nedenle her şeye yetişemiyoruz ve bu sorulara hak ettiği kadar güzel cevaplar şimdiye dek veremedik diyebiliriz. Ama yine de bence bu konu hakkında biraz daha çaba göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında niyetim bu videoyu bu kadar kısa tutmak değildi uzun, hopusum bir video çekmeye niyetliydim ve bu videoda hem bu huruf mukattaalarla ilgili şimdiye dek benim gördüğüm sorulmuş makul soruları ele alacaktım hem de gelmesi muhtemel bazı sorular düşünüp onları yanıtlayacaktım ama sonra bunun çok verimli olmayacağını düşündüm. Bu nedenle sizden ricam aklınıza gelen sorularınızı, itirazlarınızı, işte eleştirilerinizi lütfen videonun altına yorum olarak yazın. Ben de elimden geldiğince bu sorularınıza hazırlayacağım videolarla yanıt vermeye çalışayım. Umarım bu video serisi faydalı olur. Başka bir videoda görüşmek üzere iyi günler diliyorum.